Allah vefat eden bütün kardeşlerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Kalanlara Cenab-ı Hak şifalar ihsan eylesin. İnşallah en yakın zamanda da bütün coğrafyamızı, memleketimizi, İskenderun'umuzu, başka yerlerde sıkıntılar içerisinde olan kardeşlerimizi de selamete eriştirsin. Allah bu musibetleri çok çok farklı hikmetlerle bize gönderir. Elbette ki bizim ihmal ve kusurlarımız vardır. Elbette eksiklerimiz vardır. Ama nihayetinde işin bir mucize boyutu da vardır. Bir rahmet boyutu da vardır. Bir ayet boyutu da vardır. Cenab-ı Hakk'ın iradesinin dışında hiçbir şey olmaz. Her şey onun iradesiyle olur. Biz buna iman etmişiz, inanmışız. Asıl önemli olan gelen musibeti mümince karşılamak. İkinci önemli bir sorumluluğumuz var. Gelen musibeti Müslümana yakışır bir biçimde okumak. Eğer biz bu ayeti mümince karşılar ve mümince okursak, inşallah arkası rahmet olarak bize döner. İnşallah. Evet, acılarımız büyük, kayıplarımız fazla. Yüzlerce güzel kardeşimizi kaybettik. Yüreğimiz kan ağlıyor. İster istemez onların farklı bir acısını yüreklerimizde çekiyoruz. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimizin oğlu İbrahim için söylediğini biz de burada söylüyoruz. O oğlu İbrahim vefat ettiğinde kucağına aldı. Efendimiz dedi ki, gönül mahzun olur, göz yaşarır. Ama bu dilden Allah'ı hoşnut etmeyen tek bir kelime çıkmaz. Ondan sonra dönüp Uhud'a dedi ki, ey Uhud, eğer bugün bana inen hüzün sana inseydi, sen de o hüznün altında paramparça olur. Sonra İbrahim'ini böyle sarıldı. Ey İbrahim dedi, biz senin ayrılığınla çok mahzunuz. Vallahi biz kaç gündür Elbistan'da, Hatay'da, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta bir sürü kardeşimizi gördük. Burada İlker kardeşimizi ben çok iyi tanır ve çok severdim onu ve daha nicelerini. Hepsi için aynı şeyi söyledik. Gönlümüz mahzun ama dilden Rabbimizi hoşnut etmeyen tek bir kelime söylemeyeceğiz. Ve diyeceğiz ki biz sizin firakınızla, ayrılığınızla çok mahzunuz. Ve şunu söyleyeceğiz, Allah'ım bizi cennetinde buluştur. Cennetinde cem et. O cennet hasretinden başka hiçbir hasret bizim yüreğimizdeki ateşi söndüremez. Sadece o hasret söndürür. Biz de Rabbimizden onu istiyoruz. İnşallah ehli iman olarak ölen her bir kardeşimiz şehittirdir. Biz ona inanıyoruz. Çünkü o müjdeyi veren iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Bir hakiki şehitler var. Onlar savaş meydanındadırlar biliyorsunuz. Orada ölürler ve onlar o elbiseleriyle kefenlenirler. Yıkanmadan defnedilirler. Bir de böyle Allah Resulü onları 5, 6, 7 sınıf olarak sayıyor hadislerde. Bu şekilde ölürler ki onlardan bir tanesi depremde göçük altında kalarak ölenlerdir. Onlar da inşallah hükmen şehittirler. Allah onları da şehitlerin makamına eriştireceğini peygamberinin diliyle bize vaat ediyor. Bu bir teselli falan değil sadece. Allah konuşturtur peygamberini. Peygamberi de bize söyler. Biz de her sözüne iman ettiğimiz gibi bu sözüne de iman ederiz. Onlar inşallah öyle gitti. Şimdi sıra bizde. Biz de şahitlik görevimizi yerine getireceğiz. Yaraları saracağız. Acıları dindireceğiz. Bir daha olmaması için bazı şeyleri tedbir alacağız. İhmalleri önleme adına gayret içerisinde olacağız. Ve giden kardeşlerimizin adları, şanları, davaları yaşasın diye onlardan aldığımız sancağı daha ötelere götürmenin gayret ve mücadelesini vereceğiz. Allah hepimizin gayretini arttırsın. Binlerce kez Rabbime ben şükrediyorum ki gördük işte bakın büyük bir coğrafyayı gezdik biz. Burası bizim son durağımızdı. Şimdi
dönüp gideceğiz ama bir daha geleceğiz inşallah buralara. Şimdi bu koca coğrafyada şunu gördük ki elhamdülillah bütün bizim cemaatlerimiz, vakıflarımız, derneklerimiz sahadalar ve yara sarıyorlar. Sadece kürsülerden konuşmuyoruz elhamdülillah. Sahadayız, acılarla beraber yakınlarını kaybetmiş bir sürü kardeşimi gördüm. 5 tane yakınını kaybetmiş, yine yardım polisi taşıyor. Giden gitti. Şu anda şahitlik vazifesi bize bunu yaptırtacak inşallah. Ama ben her yerde söylediğimi burada siz İskenderun'daki kardeşlerime de söylemek istiyorum. Vallahi yüreğimiz yansa da bakın belki de Allah bu musibetin arkasından bize bambaşka bir rahmet kapısı açacak. İnşallah. Belki manevi anlamda daha fazla ayağa kalkmamızı sağlayacak. Normal bir zamanda bir kapıyı çalsaydık, gitseydik insanlar diyecek ki neye geldiniz? Ama şimdi her evde matem var, her evde hüzün var, her evde sarılmayı bekleyen acılar var. Onları sararken bir Müslüman olarak da o evlere imanın nurunu taşıma adına gayret içerisinde olacağız. Onun için ne yapıyorsak, bir yapıyorsak 10 yapacağız, 10 yapıyorsak 100 yapacağız. Bu memleketi imanla yeşerteceğiz Allah'ın izniyle. Ve işin nihayeti de hayır olacak. Hepimize umut olsun diye bakın size şunu söylüyorum. Sözümü öyle bitiriyorum. Antakya'da, Hatay'da Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethetmeden 16 yıl önce de bir deprem oluyor. Ve bu depremde 10 bini aşkın insan vefat ediyor. O depreme küçük kıyamet diyorlar o gün Hatay'da yaşayanlar. Ama Allah 16 yıl sonra Selahaddin'in eliyle Kudüs'ü fethettiriyor. Bir kıyamet belki de arkasından büyük bir kıyamı getirir. Kıyam ederiz, ayağa kalkarız, gayret veririz, mücadele veririz ve arkasından Allah bize bambaşka hayırlar getirir. Ben inanıyorum bu kadar acının sonrasında Allah bizi sevindirecek. Ve diyorum ki ya bu sevinci bizim ümmetimizin, bizim memleketimizin gençleri yapsın. İnşallah hepimiz hanımıyla erkeğiyle bunu yapacağız. Daha fazla maneviyatımızı güçlendireceğiz. Daha fazla namazlarımıza dikkat edeceğiz. Daha fazla Allah'ın emirlerini yerine getirme adına gayretimizi ortaya koyacağız ki Allah bu kadar bize çektirdiği bu musibetleri, bu tattırdığı musibetlerin arkasından rahmetini, inayetini bize ulaştırsın da biz de o rahmet ve inayetiyle o izzetli günlere yeniden kavuşmuş olalım. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Dualarımız sizinle. Sizden de dua bekliyoruz. İnşallah İskenderun'un çok daha güzel günlerinde Mevla bizleri kavuştursun diye dua ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Lillahi ma akaze ve lillahi ma ata kulli şeyin bil kader teltesbir ve la tahtesib. Allah Resulü böyle söylüyor. Alan da odur, veren de odur. Her şey de belirlenen bir kadere göredir. O kader tahakkuk ettiğinde size düşen de sabretmektir. İnşallah biz sabreden ve şükreden kullarından oluruz. Allah rızası için, hususen ölmüşlerin ruhu için, Allah rızası için. Et-Fatiha.